Bir davada tarafkirane iddialaşmaya husumet deniyor. Yani bir insanın kendi hasmını her türlü delille mağlup etmeye çalışmasına husumet deniyor. Adavet ise bir insana sebebi olmaksızın zulmetmeyi içeren bir düşmanlık hissi demek. Bu çok ilginç. Adavet. Allah adavette yardımlaşmayın derken hayat-ı içtimaiyeyi beşeriye gösteriyor ki insanlar birbirine adavet etmekte yardım ediyor. Adavet yarışması yapıyor yani. O dereceye gelmiş. Muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. Yani hayat-ı içtimaiyeyi beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Ve hayat-ı içtimaiyeyi beşeriyeyi zir-ü zeber eden düşmanlık ve adavet her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzır bir sıfattır. Zararlı bir sıfattır diyerek tamamladı adavet kelimesini. Bu hakikat Risale-i Nur'un 22. mektubunda izahıyla beyan edildiğinden burada kısa bir işaret ediyoruz. Şöyle ki, girişinde iki şeyi karşılaştırdığını gördük. İnsanda en çok harekete sebep olan iki duygu. Birisi müsbet, birisi menfi. Bu insan hareketlerini belirleyen iki saik. Hissi anlamda söylüyorum. Muhabbet ve adavet ya da adavetle birlikte zikrettiğimiz husumet. Burada çünkü ikisini birlikte zikrediyor. Bu ikisi aynı şey değil. Yani kelime manası itibarıyla manası verilmiş mi diye bakıyorum. Husumet, hasımlık, düşmanlık diye verilmiş. Adavete de düşmanlık denilmiş ama arada muhakkak nüans var. Lügat mecburen kısaltarak verdiğinden böyle söylüyor. Ama aslında adavet başka bir şey, husumet başka bir şey. İkisini birleştirip zikretmemiz gerekiyor. Adavetin içerisinde zulüm var. Haddi aşmak var. Haksızlık yapmak var. Husumetin içerisinde iddialaşmak var. Hukukta biz mesela hasım diye söylüyoruz zaten. Bir davada tarafkirane iddialaşmaya husumet deniyor. Yani bir insanın kendi hasmını her türlü delille mağlup etmeye çalışmasına husumet deniyor. Adavet ise bir insana sebebi olmaksızın zulmetmeyi içeren bir düşmanlık hissi demek. Bu çok ilginç. Adavet. Dolayısıyla aslında Kur'an-ı Hakim'de biz mesela adavetin açıkça nehyedildiğini ve husumetin de öyle. Aslında nehyedildiğini görüyoruz ama en kuvvetli nehi adavete müteallik. Mesela Maide suresi 2. ayetinde وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْاُدْوَانِ ferman ediyor Rabbimiz, nehyediyor. Yani birbirinize adavet etmekte yardım etmeyin ve kötülük yapmakta, günah işlemekte birbirinize yardım etmeyin. Bu yardımlaşmayı 1. ayette emretmişti. Ayetin başında daha doğrusu. Aslında 2. ayetin baş kısmında iki cümlenin birincisi وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى yani birde ve takvada birbirinize yardım edin, yardımlaşın. Fakat bir yerde yardımlaşmayın. Adavette ve günah işlemekte yardımlaşmayın. İşte bu ayeti kerimenin nehyi zımnında aslında burayı okuduğumuzda görüyoruz ki hastalık çok ilerlemiş. Yani o yasak çiğnenmiş. Allah adavette yardımlaşmayın derken hayat-ı içtimaiyeyi beşeriye gösteriyor ki insanlar birbirine adavet etmekte yardım ediyor. Adavet yarışması yapıyor yani. O dereceye gelmiş. Hatta fertler arası adaveti geçtik. Hadi bu nispeten cüz'idir ve zararı da cüz'idir dolayısıyla. Peki topluluklar arası adavet mesela, daha ileri gidersek unsurlar arasında adavet, daha ileri gidersek mesela beşerin kavimleri arasında adavet, yani yukarıya doğru gidiyorum, daha geniş dairelere doğru. Hatta dinler arası adavet, dindarlar arası daha doğrusu, din savaşları çıkarmaya kadar giden mezahip arasındaki adavet vesaire. Bu adaveti eğer biz hayat-ı içtimaiyede görmek istersek göremeyeceğimiz yer yok diyebiliriz yani. Beşer bu konuda birbirine çok yardım etmiş. Adaveti neşretmiş. Halbuki en ziyade neşretmesi istenilen şey muhabbettir. Çünkü mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnız acır denilirken hikmet düsturlarına göre burada tam tersi muhabbet yerine adavet geçirilmiş ve adavette yardım edilerek birbirine topluluklar arasına, hatta tekrar ediyorum kavimler arasına unsuriyet fikriyle ve başka bazı fikri ve hissi sebeplerle adavet neşredilmiş, yaygınlaştırılmış yani. Ve bunun neticesinde 22. mektup yazılmış biliyorsunuz. 22. mektup aslında bu hastalığın en geniş izahını yapan bir ilaçtır. Kur'ani bir ilaçtır. Uhuvvet Risalesi 6 vecihle müminler arasında kin, nifak, adavet, şikak gibi hastalıkların zararlarını beyan eder. Dehşetli bir zararı beyan eder.